Evet, ana yemeği bekliyoruz. Geldi çok şükür. Ve de İngiltere'den geliyor afiyet herhalde. Olsun. Teşekkür ederim. Mahmut'cum servisin biraz uzadığını söyleyeceğim arkadaşlar. Evet. Gecikme olabilir ama ben ya de özenip ki güzel bir sunum başladı yapayım diye. O şekil gecikiyor. Hızlı Mahmut Bey, hızlı hızlı. Niye, açlıktan öldün mü? Açlıktan değil de hani dün servis şey... Yavaş. Ben dün o servisleri nasıl yetiştirdim hanımlar? Sana o topuklu şey terlikle o kadar gidip gidip geldim yani. Ne yapayım, ben de mi topuklu giyseydim? Hızlı ol Mahmut Bey şimdi. Ama hızlı olman için diyorum Mahmut Bey şimdi. Servisler çok geç geldi. Yani benim gibi değildi. Benim topuklu terliklerimle ben o kadar hızlı yetiştim ki ben onu da görmedim. Hamaratlık biraz hızlı ve pratik olmaktır. Peki Zeynep Hanım'a bakışına ne diyorsunuz? Kübra az önce dedi ya, o kadar mı acıktınız arkadaşlar? Yani, aç olduğunuz için mi? Bence makara olsun diye söylüyor Zeynep Hanım. O da farkında bence çok geç geldi ya, değil tamam mi? Da. Bazen de makara yapıyor bence. Zeynep Hanım üstüne böyle bir masayı yumuşatma görevini mi almış? Hayır. Arada bir yükseliyor, arada bir yumuşuyor işte. Aslında dün geç geldi, İdare yavaş edeyim geldi. Ama diyor ki ben dün zaten hızlıydım diyor ya. Ha, öyle bir şey demedim. Siz hiç dün yemekte o kadar beklediniz, bu kadar beklediniz mi? Bu kadar beklemedik. Mahmut Bey beklediğimiz kadar beklemedik. Ama benimkiler daha büyüleyici geldi açıkçası masaya. Büyüleyici geldi. Daha büyüleyici tabaklar geldi tamam, bence masaya. Tamam, kaldım büyüleyici. Ya bence gayet güzel tabaklar. Hadi buyurun, etler soğumasın. Benim servisim evet belki bir tık yavaştı ama sunumlarım göz büyüleyiciydi. Bence benim yemeğim önce beni ye diyordu yani tabak. Kafede Paris soslu etimizin tadına bakalım. Evet, Paris'ten geldiği için geç geldi Mahmut Bey. Bu eti marine ettiniz mi? Evet. Ettiniz ama niye bu kadar sert? Hani bu et piştikten sonra biraz da bekliyor ya. Mesela bu eti ben son bu et en az son 1 saat beklemesi gerekiyor. 1,5 saatten fazla siz bekledim. Siz hep Fransız mutfağına çalışmışsınız ama. 1,5 saatten fazla aramızda bekledim. Fransız olan var mı? Siz Fransa ile alakanız var mı Mahmut Bey? Fransalı tanıdığım arkadaşım var tabii. Belki Mahmut Bey Fransa'ya gidecek de o yüzden. Peki sizin Fransa ile bir probleminiz ya da bir Fransızla aranızda husumet var mı? Niye bu kadar gerildiniz Fransa mutfağı olmasına? Ben dedim mi niye Adana diye? Karadeniz mutfağı beklediğin için aynen, mi? Aynen, Karadeniz mutfağı ama bekledim. Yani çok güzel bir lahana, sizin oranın o kadar güzel mısır unlu, hamsili bir pilav beklerdim. İyi, bir de bir puşi takaydım da tam olaydı. Oo, ben beklerdim. Ya niye ben hoş buraya kendimi göstermeye gelmiyorum? Ben buraya el lezzetimi göstermeye gelmiyorum. Ben ama niye? Az önce seyirci çıkıp beni gösterdiniz. Rize diyorsunuz. Siz niye o zaman Adana'ya özel giyinmediniz? Ben giyindim Adana'ya özel. Yo, normal İstanbul'da da öyle giyiniyorlar bence. Yani ama giyim olarak Adana'nın öyle yani böyle önemli bir giyimliği yok. Yani olsa illa tabii giyerdim ki Rizeli diye Rize yemekleri yapacak diye bir şey yok. Rize haftası yapmıyoruz. Siz de Adanalısınız da illa Adana yemeği yapmak zorunda değilsiniz. Bir şey sorabilir ama miyim? Ama kendinizce tabii ki memleketlerinizden bir şey katıyor herkes menüsüne. Bunları nerede kızarttınız? Fırınladım. Yağladım, güzel. Fırınladım. Okay. Baharatla hep. Afiyet olsun efendim. Eti ısıttın mı? Hı-hı. Sosumu ısıttım ki eti dengelesin. Eti ısıtsam kururdu. Hayır, et sıcak da pişmemiş ama Mahmut evet, Bey. Evet, bir sertlik var. Bıçak yani bile antrikot, kesmiyor. Antrikot evet. Bu şekil oluyor. Hayır, antrikot. Peki bu sosun içerisinde ne var? Süt, sıvı yağ, kekik, soğan suyu. Soğan suyunu rendeledikten sonra onu da kattım içine. Peynir koymamışsınız. Ben peynir mı? Tadı alamadım bu sosta. Rokfor peyniri ben bilerek koymadım. Kötü bir koku verecek diye. Parmesan da var. Koymadım. Ben onları eklemedim çünkü şey. Ama ben isterdim bunda tamam, bir peynir olsun. Sosun dışına çıkmış oluyor. Yok, sosun dışı bak, değil. Mahmut o isteğe Bey, bak, bağlı bak, bir şey. Görüyor musun eti? Ben buna zerdeçal falan zaten bu sosun bu tadını verebildim. Ben sütle değil de bunu kremayla isterdim. Ama parmesan peynirin yani Türkiye'de bulunan bir şey bence konulabilir de. Yok ben hayır, Rokfor, ben sosunu dedim Rokfor aldım koymadım. Aldım ama vazgeçtim koymadım. Rokfor koymadıysan parmesan peyniriyle de yapılıyor. Koymadım. Aldığın peyniri koymamandaki sebep neydi? Ya şöyleydi. Sosun kıvamını güzel tutturduktan sonra peynirin onu bozabileceğini, o tadı bozabileceğini ama düşündüm. O şekil sevmediğim için size dersmek istedim. Sosuna kremayla yapılıyor bildiğim krema kadarıyla. Krema koydum zaten. Süt dediniz de. Yok, antrikotun marinesini anladım ben. Pardon. Ben antrikotun marinesine süt koydum. Buna krema koydum. Süt koyduğunuz halde sosun, bu kadar ses... Sosun hani içinde koydum olan bir şeyi sen koyarken sosu bozacak diye korktum. Evet. Ya şöyle ben şimdi sevmiyorum kesinlikle ya. Kesilir diye korktum belki galiba. Belki bir ihtimal o riske girmek istemedim. Ama bu şekil sunmak istedim. Ama bu da bir riske girecek. Bu şekil sunmak yani istedim. Yani bu şekil beğendim. Şimdi ben bu benim geliştirdiğim bir sos deseydiniz keşke hani. Öyle bir hardal var mı? Kesinlikle. Hardal tadı geliyor evet.
köri tadı da geliyor. Ama sadece peynir tadı yok, evet. Mahmut Bey dünkü kesik çorbadan yola çıkarak peyniri o yüzden kullanmadı ana yemeğinde. Peynirin kesileceği korkusuyla. Ama o sosun olmazsa olmazı zaten peynirdi. Bu sosa puan vermeyeceğim. Çünkü etini de hiç beğenmedim. Eti de çok sertti. Peki Aslan, buna Café de Paris sosu der misin? Denir bence. Denmiyor, bence denmiyor. Bence yok. Ben yedim ama ben onda bir peynir tadını beklerdim bu sosu. Zaten öyle bir şey arıyordunuz. Tam oldu işte. Evet. Vallahi tamam. Mahmut Bey, sen de hiç eleştirilere gelemiyorsun. Aynen. Yok, gelemiyorum değil. Öyle evet, bir şey. Evet, gelemiyorsun. Ama iyi oldu. Kübra, sen buna Café de Paris sosu der misin? Demem, çünkü Kadir Bey zaten en önemli özelliği içinde peynir olması. Ya ben kötü bir kokusu var diye eklemiştim. Yani indirmeye yakın ya da atsaydım belki kesilmeyebilirdi. Yok mu peynir, bana böyle bir kötü kokusu geliyor diye eklemiştim. Yok, parmesan kullanabilirdi. Bayburt'tan küflü peynir aynısı. Yani. Parmesanla da yapılıyor ya. Ya çok, ben olmuş. Hiç beğenmiyorum kokusu. Zerdeçal'la köri birleşince mesela, ne bileyim. Ama orijinali o ya, hani parmesan koysaydın evet o kokuyu da. Parmesan koysaydın parmesan da orijinal o zaman olmayacaktı. Ama sonuçta onun yerine o kullanılabilir ya. Ben peynirsiz yapmak istedim. İkisi de kullanılabiliyor. Yani bu şekilde sunmak istedim. Yani bence onun kesileceğinin korkusuyla orijinalini yapmamışsın. Hiç ben öyle düşünüyorum. Hiç onu zaten bu sosu pek yap, yani tek tük denerim arada. O kesilme muhabbet aklımdan geçmedi. Yani, ama az önce söylediniz. Yok yok, peynirin kesilebileceğini falan. Ben peynirin kokusundan dolayı koymak istemedim. Ama parmesanla da yapılıyor ya. Parmesanla yapsaydın o koku olmazdı. Onu bilmiyordum. Parmesan koyulabileceğini. Onu da söyleyeyim. Evet, onun yerine. Ama peki kesilmeyle alakalı bir korku yaşadın mı? Hiç bilgim yoktu zaten o konuda. Hani peynirle krema aynı anda birleşirse. O konuda bir bilgim yoktu. Yalan diyemem. Peynirle krema keser mi diye bir bilgim yok o konuda. Sadece o kötü kokusu mesela ekleyecektim. Hani aldım. Normal bir sos olarak. Etkileyecek mi Kübra peynirin evet. Olmayışı? Tabii ki. Yani orijinalinin dışına çıkılmış olmuş. Ve bu ana yemek. Evet. Puanlama çok önemli ana yemekte biliyorsunuz yani. Ki. Keşke parmesan koysaydı o zaman, yani bir şey diyemezdik tabii ki. Peki, teşekkür ederim. Afiyet olsun ama zor bir olay yani ana yemekten puan kırması. Olsun, teşekkür ederim. Ve şu an her şey yolundayken sadece peynir koyma için şu anda biraz problem. Ama yemeğin olmazsa olmazı ya Kadir Bey. Tarif için tabii evet. Ki. Evet. Yani nasıl ki sütlaçta pirinçsiz olmuyorsa. Ya tariftekileri de koymuyor evet. Mu? Ya o koku çok kötü bir kokusu vardı yani ama, ağır bir kokusu vardı ya. Etimle birleşince. Keşke sen koysaydın da onlar kokuyor deselerdi. Orijinali buradan çıkardın dışarıya keşke, çünkü. Keşke yani keşke Kadir öyle şey yapmış Mahmut olsaydım Bey, ama. Mahmut Bey hep keşkelere gidiyorsun. Buyurun, buyurun Kübra. Hani parmesan koysaydı biraz daha araştırıp o koku olmazdı zaten. Biz de bu yorumları yapmamış olurduk. Evet. Mesela diğer türlü şeysiz lezzetli mi, nasıl bir şey olmuş? Sosu kendi başına lezzeti var ama o Café de Paris sosu değil. Peki Aslan Hanım, siz ne düşünüyorsunuz? Bence yorum. Hiç değil. Café de Paris sosu olsaydı ben böyle bir sosa puan veremem. Teşekkür ederim. Eti yani, de ama sert. Çok özür dilerim. Yani yemeğe puan vermeyecek misiniz? Yok, veremem. Çünkü hakkını vermemiş Café de sosu. Yani bu tabak komple çünkü, sıfır yani sizin gözünüzde. Eti de çok iyi marine edememişsiniz. Hı-hı. Çok sert. Ne yapsaydım burada bu bir buçuk saat. Bu et en az bir saat. Bir saat 40 dakika marine ettim. Ne yapsaydım? Bir şey söyleyebilir miyim? Bunu yaptım. Bir saat 40 dakika marine yaptım. Ne yapsaydım ben özel olarak torpil yaptırıp bir akşam önceden mi marine edip ne yapmamı bekliyordunuz? Bence marine etmeliydiniz bir ama saat. Ama ettim bir buçuk ama saatten fazla marinede durdu. Soğan suyu, süt. Soğan suyu da koydum. Yine de istediğim lezzeti alamadım. Ne yapayım sizin ağzınızın tadı yoksa, yapacak bir şey peki, yok. Peki Aslan Hanım, puan vermeyeceğim dediniz ya hani. Kafede sosun. Çok özür dilerim. Hani puan kırabilirsiniz, orası ayrı bir şey. Şimdi ana yemek gelmiş, sosu sıkıntılı. Hani yemek olarak et pişmiş, sosu sıkıntılı. Evet. Yani sosu bana göre çok sıkıntılı çünkü. Ay puan vermeyeceğim demek olmazsa biraz. Olmazsa olmazı peyniri yok kafede. Olmazsa olmazı. İyi ki ben dün demedim ki lavaşınızın kenarı kurumuş olup tabağınızı komple. Ama şu an sizin yemeğinizi tartışıyoruz. Onu niye şekerle günle mi oynadın Mahmut Bey? Hayır, kendi günümü oynamadım. Tabii kendi gününü oynadın günü. Sen. Bir söyleseydin. Lavaşın, bir dakika. Lavaşın bir kenarı. O bir söyleyecektin. Bir dakika. Bir dakika. Lavaşın kenarının kurumuş olması. Ama el açmış olması. Tamam, ben niye sıfırlayayım sizin emeğinizi? O kadar da aksaklıklar olabilir. Yani bu sadece yapılmış. Fırına sürmüş. Dedim, yo dedim zaten, kabul ettim. Ben puan verdim. Peki. Aslan Hanım, yemeğe puan verecek misiniz? Tekrar soruyorum. Şu an yemek için puan düşünmüyorum. Düşünmüyorsunuz. Afiyet olsun, ne yapayım? Café de sos için puanım yok. Mahmut, bir ara korktum. Çok sinirlendi böyle, şişti şişti. Ben patlayacak sandım ama patlamadı.
Evet Kübra bir şey diyeceğim dedin. Hızlıca söyle yoruma geçeceğim. Mahmut Bey bence hani dün biraz insaflı davranarak gitti. Bugün yo, ben de, yarın size demiyorum. Bugün de öyle olacağını düşündü. Yo, ben bence şaşırdı biraz olacağım. Yani yorumlar karşısında. Aslan karşılığını alacağını biliyor muydu? Bekliyor yani muydu? Yani öyle düşündü belki. Ben öyle davranırsam. Yo niye bekliyorum? Sonuçta bugün yarışacağım bilmiyordum ki. Öyle yani. Ben sizlere eğer öyle bir strateji uyguladıysa da şu an avcunu yalıyor zaten maalesef. Evet ben öyle bir durum olmuş. Asla öyle bir merhamet yani. Merhamet göstermiyor şu anda. Yok vicdan yok. Onu zaten anladım da şey Mahmut yani Bey senin de şaşkınlık içinde bence. Ha yok yok vicdan yok. Onu anladım da diğer türlü şey diyeceğim. Ben mesela şimdi siz bugün bana kalkıp beğenme tabii de beğenmeyebilirsiniz. Mesela beğenmedim siz, değil. Ha, hani yok, orijinaline uygun olmuş. Tamam. Ama mesela şimdi sizin yemeğinize sıra geldi mi? Ben sizin mesela bana buna böyle dediniz, puan vermem dediniz diye ben sizin ben yemeğinizi beğenip puan verme. Yok misal veriyorum evet. Diyorum. Evet. Ben mesela tabağınızı asla sıfır demem. Siz benimkini beğenmemiş olabilirsiniz ama benden güzel yapmışsınız. Ben sizinkini beğenirim, puanımı veririm. İlla da ben bunu alacağım, yapacağım diye bir şey yok yani. Sizin evet. Hakkınızı zaten vereceğim. Bunu zaten en son cuma günü hepiniz benim adaletimi göreceksiniz. Ama bana evet. Biraz önce sofranın başında verdin koca sıfırı. Evet. O bir anlık tepkiydi. Sen nasıl abla şey beni ay şimdi sıfır istiyorum. Vermem dedin ama kadın az önce direkt şak diye sıfırı yapıştırdın. Abla o bir anlık tamam. Heyecanlı tepki. Mahmutcuğum şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Dedin ki dün ben sana Aslan Hanım için... Mahmutcuğum seyirciler oynuyor. Yok seyirci oynamıyorum. İşte, seyirci hiç de oynamıyorum. Beni seyirci görsün de diyor ya Mahmut Bey. Seyirci adaletli bir insan nasıl olur? Seyirci varmıyor. Tamam Zeynep Hanım. Dün Aslan Hanım'ın şeyine... lavaşına kurumuş bilmem ne demedim diyor. Peki evet, neden demedim. Demediniz? Demedim kurumamıştır. Lavaşını ben yedim. Ekmeği nasıl sardım? O zaman değil. Yani o zaman ben söyledim. Hayır hayır. Kenarındaki kuruluklar falan önemli değil. Bunlar olabilir. Ama şimdi neden söylüyorsun? Ama dün işte önemliymiş demek ki. Orada da dün ne dedimse içini yumuşatmışı kenarlaşı. Ama mesela yemek güzel olmuş dedim. Bayıldım dedim özellikle. Hatta hepsi aynı olmuş dedim. Birebir aynı olması dün, da gerekmiyor dedim. Kaldı dün, artık. Evet. Zeynep ablacığım nasıl buldun kafede ben, Paris sosunu? Kızartmalarını güzel kızartmış. Sosu dediği gibi peynirlisini de yememiştim bilmiyorum onun için kusura bakmasın. Hı hı. Sosu benim için iyiydi. Sadece antrikot gerçekten yumuşak bir ettir. Aslında ama şu anda sert yani bilmiyorum neden şeydi, sert belki diye. Belki bekledi diye mi oldu acaba? Çünkü bol tereyağı da koydum aslında. Bilmiyorum ama. Yani etin sadece sert olduğu. Fırında mı yaptınız Mahmut Bey? Hayır döküm tavada yaptım. İsterseniz sadece eti sert. Yani göstermek amaçlı şey yanlış anlamayın. Kadir Bey, ama kızartma şey beklemişlikle alakası var mı? Olabilir beklemiş. Beklemişlikle ama, olabilir ama. Onu, ama yani antrikot zaten evet. Yumuşak bir de masanın bir hemen öncesinde sürenin son 5-10 dakikasında bunu pişirdim. Bilerek öyle ayırdım. Ama zaten masayı kurana kadar yaşıyor. Yani masayı yani. Kurarken evet, etim o sıra hemen hazırlıyordum şey yapıyordum ki. Ay, o sonra kadar şey sert olsun. Yine olmaz. Yani et kendisi aslında yumuşak. Aslında bol tereyağıdır. Böyle hat arasını deldim antrikotların ki pişirmesinde çeksin. Bir hata olabilir mi? Belki kattığı malzemeden de olabilir. Mühürledim aslında abla ama bilmiyorum yani belki kurumuş olabilir. Zeytinyağı da marine etmemiştiniz. Zeytinyağı da koydum. Ekranda zaten izleyince görürsünüz her şeyi. İyice marine çeksin. Marine içini de gerekiyorsa koydu içine. Bekleyin de belki pişirmeyle alakalı. Etten de olabilir bilemeyeceğim. Şimdi onu. Şöyle. Yok, önce mesela bir marine ettim. Kırmızı. Marine ettikten sonra da mesela tereyağını da 3 dakika ön 3 dakika arka şeklinde pişirdim. Peki artık sosundan tavaya döktün mü? Dökmedim sosundan hayır, tavaya. O marineli marinasyon suyundan... Yok yok onlardan dökmedim tavaya. Sadece direkt pişirdim direkt şeyle ki üstüne sosu ayırayım acaba diye şey yapmadım. Acaba yüksek ateş olmadan mı koydun? Yüksek ateşte en büyük gözle pişirdim hatta. Peki.